Merhaba çocuklar, bu videomuzda sizlerle Pino ile kaleci robot projesi yapacağız. Kaledeki robot kolu kontrol ederek kaleye topun girmesini engelleyen bir proje olacak. Şimdi hangi malzemeleri kullanacağız onlara bakalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Servo motorum ve servo motor modül kartım. Joystick modülüm. Joystick ve servo motoru Pino kontrol karta bağlayabilmek için bağlantı kablolarım var. Pino kontrol kartı bilgisayara bağlayabilmek için USB kablom ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam bulunuyor. İlk olarak servo motoru modül kartıma bağlayarak işe başlamak istiyorum. Servo motordan çıkan kabloların renklerine bakarak şuradaki pinlere bağlantı yapayım. Kahverengi GND'ye, kırmızı 5 volta, turuncu ise dijital kısma gelecek şekilde buradaki pinlere bağlantıyı yapıyorum. Bu kısmı doğru yapmazsanız servo motorunuz doğru bir şekilde çalışmayacak. Şimdi servo motor modülünü Pino kontrol karta bağlayalım. Modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket var. Pino kontrol kart üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılardan birine bağlıyorum. Bağlantı kablomu aldım. Şöyle 2 numaralı kapıya bağlantımı yaptım hızlıca. Şimdi joystick'i bağlayacağım. Joystick modülünün üzerinde sarı kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kart üzerinde 9 numaralı kapıya joystick'inizi bağlayabilirsiniz. 2 tane joystick kullanacağınız durumlarda 10 numaralı kapıyı da kullanabilirsiniz. Hemen bağlantı kablomu aldım. Çok kolay bir şekilde bağlantımı gerçekleştiriyorum. Şimdi USB kablomu alarak Pino kontrol kartla bilgisayar arasındaki bağlantıyı kuracağım. Küçük ucunu Pino kontrol karta, diğer tarafı da bilgisayardaki USB girişine bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emulog programını açıyorum. Ve program üzerine bazı ayarlamalar yapmam gerekiyor. Öncesinde Pino ile ilgili uzantıları indirmediyseniz uzantılar menüsüne gelip uzantıları yönet diyerek arama bölümüne Pino yazmanız gerekiyor. Çıkan Pino uzantısını indir diyoruz ve çarpıya basarak çıkıyoruz. Artık robotlar sekmesinde Pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili, devam ediyorum. Bağlan menüsüne geldim. Seri porttan COM değerini seçeceğim. Burada benim bilgisayarımda COM 6 çıkmış. Sizin bilgisayarınızda COM 3, COM 5, COM 7 gibi değerler çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartının bilgisayara bağlandığı portla alakalı bir durum. Siz doğru COM'u bulup seçim yapın. Seri port bağlandı yazısı geldi ve robotlardaki kırmızı düğme yeşil oldu. Bağlantımı yaptım. Son olarak tekrar bağlan menüsüne geliyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartımla Emulog programı arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Kartın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları siliyor ve kartımızı sıfırlıyor. Siz programı açtığınızda bir kez aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra diyelim ki bağlantılarınız doğru, kodlarınız doğru ama hala problem yaşıyorsunuz. Yine aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde kapat butonuna tıklayıp kapatıyorum. Şimdi ilk olarak joystick'imden değer okuyacağım. Joystick'in sadece x eksenini kullanacağım için x ekseninden değer okuması yapalım. Robotlar sekmesinde joystick x ekseni değer oku kodunu alıyorum. Y ekseninden değer okumak isteseydik şuradaki oka tıklayarak y'yi seçmemiz gerekiyordu. Şöyle bir tane büyüteyim. 9. kapıda olduğu için kapı numarasına herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Kukla üzerinden okuma gerçekleştirelim. Görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kod bloğunu aldım. İçerisine joystick kodumu yerleştiriyorum. Sürekli olarak anlık durumları bana versin dedi, istediğim için kontrol sekmesine gittim. Sürekli tekrarlı kod bloğunu alıp içerisine kodlarımı ekledim. Şimdi çift tıklıyorum. Joystick'ime hiç dokunmadığımda 500 ile 550 arasında değişen değerler veriyor benim joystick'im. Lütfen siz de kendi joystick'inizden değer okudun. Buradaki değerlere göre kodlamayı yapacağız çünkü birazdan. Şöyle
tuttuğumda sola doğru ittiğimde parmağımı sıfıra doğru yaklaştığını görüyorum. Yani 500'den daha küçük bir değer oluyor. Sağa doğru ittiğimde ise 550'den daha büyük 1023'e kadar giden değerler okuyorum. Şimdi bu değerleri aklımda tutuyorum. Birazdan kullanacağım. Joystick'ini değer okuma işlemim tamam. Servo motorumu bir hareket ettireyim. Robotlar sekmesine geldim. Servo motor çalıştır kodunu aldım. Kaçıncı kapıya bağlıydı? 2 numaralı kapıya. İlk olarak hiç unutmadan hemen 2 numaralı kapıyı seçtim. Açı verelim. Şu an sıfır açısından. Çift tıklıyorum. Evet. Sıfır açısına döndü. Bir de 90'a çevirelim. Harika. Şu an 90 derecelik açıda. Artık kodlamasını yapabilirim. Şöyle şurayı küçültelim. Algoritmasını kurarak işe başlayalım. Şimdi ben joystick'imi sola doğru ittiğimde servo motorun ucunun sola doğru hareket etmesini istiyorum. Sola doğru dönmesini istiyorum. Sağa doğru ittiğimde de servo motordaki yönün tam aksi yönde değişmesini istiyorum. Çünkü birazdan projeme yerleştireceğim ve projemdeki el sağa sola hareket edecek. Tabii ki benden aldığı değerlerle, joystick'ın aldığı değerlerle. Hemen kodlamasını yapmaya başlayalım. İlk olarak kontrol sekmesine geldim. Eğrise kodunu aldım. İşlemlere gidiyorum ve küçüktür operatörünü alıyorum. Joystick'ten gelen değer, şurayı sağ tıklayalım, kopyasını çıkartalım. Joystick'in x ekseninden gelen değer 500'den küçükse servo motorum şöyle sola doğru hareket etsin istiyorum. Şu an 90'daysa 170 olarak bir deneyelim. Bu açıları deneyip test edebilirsiniz. 170 açısına dönsün. Şimdi tekrar kontrolden bir eğrisi daha alıyorum. İşlemlerden bu sefer büyüktür olanı alıyorum. Şöyle joystick'imizin kopyasını çıkartalım. Joystick'imizin x ekseninden gelen değer 550'den büyükse servo motorumuz şöyle kopyasını çıkartalım. Bu sefer 45 derecelik hatta 30 yapalım burayı daha fazla açılsın. 30 derecelik açıya doğru dönsün. Şimdi neden 500'e 550 verdik? Ben joystick'imi hiç hareket ettirmediğimde bile 500'e 550 arasında gidip gelebiliyor. Şöyle hafif değdiğimde de çok değerleri oynayabiliyor. O nedenle 500'e 550 gibi uç noktaları verdim. Şöyle kontrolden dışına bir sürekli tekrarlı alıyorum. Şimdi 500'den küçükse 170 açısına gidecek. 550'den büyükse 30 açısına gidecek. Süper. Peki 520 olduğunda ya da 530 olduğunda joystick'ten gelen değer, yani hiç dokunmadığımda ne yapacak? Servo motora o anki durum için de bir açı belirliyorum. 90 derecelik açıda dursun. Bunun için tekrar bir eğrisi aldım. İçerisine 500'den büyük, 550'den küçük kodunu yerleştirmem lazım. İşlemlerden V kodunu alıyorum. Çünkü iki durumu aynı anda sağlaması lazım. Şuranın şöyle kopyasını çıkardım. Ne diyorum? 500'den büyük. Şuranın tekrar kopyasını çıkartalım. Ama 550'den de küçüksen eğer joystick'ten gelen değerim. Şöyle ucundan tuttum, içerisine yerleştiriyorum. Servo motorunun açısı kaç olsun? 90 demiştik. 90 olarak seçiyorum. Bunu da eğrisenin altına yerleştirdim. Şimdi şöyle bir sürekli tekrarla da çalıştırıyorum. Tasarımımı almak istiyorum. Şöyle bir tasarım yaptım. Bu benim kalem. Şu topu kenara bırakalım. Şöyle bir el yaptım kartondan. Arkasına da dil çubuğu yapıştırdım daha dik dursun diye. Ucuna da servo motor kollarından bir tane yapıştırdım. Şöyle servo motorumu alıp önce bir 90 dereceye getireyim servo motorumu. Evet, zaten böyle 90 derecede.
Şimdi joystick'i sola doğru çektiğimde sola iniyor. Bıraktığımda 90 dereceye çıkıyor. Şöyle sağa doğru ittireyim. Evet. Şöyle de bir tutalım. Ters olmuş ama açılarını değiştirerek düzeltebiliriz. Şöyle o zaman şuradaki 170 ve 30 açılarını yerini değiştirelim. Şurayı 30 yapalım. Şurayı da 170 yapalım. Şöyle durdurdum. Tekrar çalıştırıyorum. Evet. Joystick'imi hangi yöne çevirdiysem servo motorunun ucundaki el de o yöne doğru gidiyor. Bıraktığımda da zaten 500 ile 550 arasında bir değer olduğu için tam orta noktada duruyor. Şimdi hemen kodlarımın yüklemesini yapacağım. Şu kodu sildim. Robotlar sekmesine geldim. Pinot program kodunu aldım. Pinot program koduna sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Açılan ekranda tekrar Arduino yükle butonuna tıkladığımda kodlarım Pinot kontrol kartı yüklenmeye başladı. Bu sırada ben de silikon tabancamı alayım. Şöyle servo motorumu buraya yapıştırayım. Üzerine silikon döküyorum. Şöyle şuraya biraz bekleyelim. Tasarımımı tamamen kartonlardan destek alarak yaptım. Alt zemin karton. Şu içinde böyle bükülebilir bir demir tel var. Etrafına da krapon kağıdıyla şöyle bir kale arkası file oluşturdum. Siz farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedim. Artık USB kabloyu çıkartabilirim. USB kabloyla herhangi bir işim kalmadı. Şöyle silikon tabancamı da kenara alayım. 9 volt pilimle pino kartımı besleyeceğim. Besleme güç besleme girişine taktım. On-off kısmını on kısma getirdim. Şurayı tam takamamışım. Şimdi joystick'imden aldığım değerlerle kaleciyi kontrol ediyorum. Karşısından top geldiğinde onu yakalamaya çalışacak. Şimdi ben hem kaleci robotumu kontrol edip hem de top atamayacağım için Kerim hocamdan destek isteyeceğim. Kerim hocam, bana yardım eder misiniz? Şimdi şöyle tutalım. Merhaba hocam, kolay gelsin. Teşekkürler. Güzel görünüyor projeniz. Teşekkür ederim. Güzel oldu Şimdi ne yapmam bence de. gerekiyor hocam? Şimdi siz topu atacaksınız. Hocam ben de onu yakalamaya çalışacağım. Joystick kontrolü ben Tamamdır. de Hazır mısınız? hazırım galiba. Bu kadar çabuk gol yemeyi beklemiyordum. Bir daha. Ucundan kaçtı. Bir daha deneyin hocam. Tutacaksınız bu sefer. Neyse, ben sanırım çok başarılı değilim kalede olma konusunda. Umarım siz daha güzellerini yaparsınız ve benden daha başarılı bir kaleci olacağınıza eminim. Ama kodlaması gördüğünüz gibi oldukça kolay. Tasarımı da siz daha güzellerini yaparsınız. Eğer böyle bir tasarım yaparsanız, kodlamasını da yaparsanız, bir de oynarken bize video atarsanız o kadar mutlu oluruz ki. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.